Karapınar, Çıralı obruğundayım. Aşağıda antik alanlar var. Şuralarda şöyle görülüyor gibi şunlar. Bayağı bitlerde bir antik yerleşim yeri var, kaya yerleşimleri var. İniş yeri şurada. Şurada bir iniş yeri var. Bilemiyorum, biraz gözüm korktu. Çünkü tek başımayım. Ayakkabılarım uygun değil. Aşağıdaki bu antik alanı görmeyi çok istiyordum. İçine en azından bir gireyim. Bir tanesine bakayım. Fakat ayakkabılarım biraz sıkıntılı. İkincisi de çok uzun bir mesafe yol kat ettim. Asfalttan çıktıktan sonra bir müddet toprak yolda gittim. Biraz sıkıntılı bir yol. Akıllı insanın geleceği yer değil. Buna karar verdim. Zaten akıllı insanlar gelmemiş. Onun yerine defineciler gelmiş. Sağını solunu değişmişler. Büyük ihtimalle aşağıda da defineci çukurları olma ihtimali yüksek ama gözlerimle görmeyi isterdim. Çıralı obruğundan herkese selam. Her yerde kaçak kazı var. Her yerde kaçak kazı çukuru var. Aşağılarda. Burada 3-5 ev var fakat yaşam belirtisi yok. Burada bile bir define çukuru var. Burada bile bir define çukuru var.
defineci çukuru daha. Vay canına, büyüleyici bir manzara var. Mikrofonu takmaya üşendim inşallah. Rüzgar sesi fazla rahatsız edici değildir inşallah. Yazık ederim çünkü. Burada da bir definici çukuru var. Evet, en zorlu yeri burası görünüyor. Ayağım kaymasın. Başka bir şey istemiyorum. Ayakkabılarım sert kenarlı olsaydı hiç sorun olmayacaktı. Bakar mısınız? Büyüleyici bir manzara. Burada kaymamam gerekiyor. Çünkü bir elimde kamera var. Zemin gevşek. Ankara'dan buraya kadar direksiyon sallamışım. Buraya girmezsem evet, şeytan dürtüyor. Şu bölüm biraz riskli. Burada kamerayı cebime koyacağım. İki elimi serbest kullanmam lazım. Biraz dik ve kaygan gevşek zemin. Onun için kapatmam gerekiyor. İşte burası dikti. Kaygan ve gevşek zemin biraz sıkıntılıydı. Kamerayı kapattım, yeniden açtım. Tabii büyüleyici bir ortam. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Anlaşılan kimse yok. Tabii ben şaka olsun diye yaptım. Sesimin yankılanmasını görmek, duymak istedim. Şöyle odalar anlaşılan.
Güzel kesimli. Evet, buradan toprak kaymış. Evrendeki bütün tanrılara sesleniyorum. Ben burayı kaydedip çıkana kadar birbirinizle anlaşın da bana biraz müsaade lütfen. Heyelan bölgesi burası. Şimdi mağaralar başladı. Diğer kamerayla mı çekeyim? Bunları kendimi göstermeyeyim. Bu kamerayı ters çevireceğim. Evet, ateş yakılmış. Tavanlar siyah. Tepe çok tehlikeli. Bakın taş düşerse tam kafama gelecek. Allah korusun. Tam tepemde. O riski almalı mıyım? Bakın buranın kayaları düşmüş. Buranın kayaları düşmüş yukarıda. Sanki örme taş mı kullanmışlar? Yok. Taşların yapısı öyle. Evet, yap öyle. Araları kapatmışlar şunları. Yerde keçi pislikleri var. Sanki hayvanlar da burayı kullanmış, kullanıyor gibi. Rüzgar çıktı. Benim indiğim yer şurası. Şuradan indim. Fakat karşıda örülü yerler var. Demek ki burası kullanılıyor. Bakınız.
iniş yeri burası. İniş çıkış yeri şurası. Dik ve kaygan. Düşüyordum. Evet, yerde çok miktarda koyun pisliği var yerde. Burayı ağıl olarak kullanmışlar veya kullanmaya sürdürüyorlar. Bakın, yapısı çok ilginç. Herhalde çökmeye müsait gibi. Hayvan pislikleri de fazla eski değil, yeni. Hala kullanılıyor demek ki. Daha fazla gitmeyeyim. Şansımı zorlamayayım. Artık buradan geri dönmem gerekiyor. Keşke şu aşağıda da su olsaydı. Ama kurak. Nasıl bir yaşam vardı ki acaba buradan çıkıp "Hatice Hanım, yarın size geliyoruz" mı diyorlardı? "Hatice Hanım, beyni avdan döndü mü?" diyordu. Bilmiyoruz ki, belki de başlarında bir tane şef vardı, hepsi onundu. Onun çocuklarıydı. Neyse işte. Ben sadece tahmin yürüttüm. Evet, orası Heyelan bölgesi. Bu tarihi antik obronun içerisinden sizi bilgilendirici videolar aktarmaya çalıştım. Ben burayı çok merak ediyorum. Sonunda merakımı giderdim. Şöyle dönelim. İşte burası, içerisinde koyun pislikleri var. Yani burası şu anda ağıl olarak kullanılıyor. Demek ki keçiler falan buraya geliyor. Şöyle etrafı çeviriyoruz. Karşıda güneş var tabii ki. Bu antik obruktan herkese selam var. Hoşçakalın. Büyük büyük odalar varmış. Ama yıkıntılar başlamış. Giremem.
burada ağıl olarak kullanılmış. Yerde bol miktarda hayvan pisliği var. Artık veda zamanı. Ürkmedim desem yalan olur. Ürktüm, korktum ama faydası yok ki işte. Bir tanesinin içine girdim, bir daha girmeyeyim. Evet, işim bitti. Buradan ayrılıyorum. Bu da kitabesi. Gördüğünüz gibi olağanüstü bir şey. Kendiniz bakıyorsunuz boş bir levhaya, hayal ediyorsunuz. Ne hayal ediyorsunuz? Kitabede o yazıyor. Memleket böyle işte.